Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Özge ile birlikte tarladayız. Babamlar hafta içi biraz tohum ekmişlerdi. Hafta içi değil hatta. Geçen hafta ekmişlerdi. Üstüne birazcık yağmur oldu. Şimdi de o ektikleri tarlalardan bir tanesini sulayacağız. Kuyuyu çalıştırmaya geldik. Şuradan bir trafoyu açalım. Hadi bakalım. Buğdayları suluyoruz. 5 saatte su veriyoruz. Şimdi kuyuyu bastık. Feyza, babam falan onlar da hatta tabancaların yanındalar. Hadi bakalım güne başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz. Evet, işleri bitirdik. Şimdi gidiyoruz eve. Belki tarlaya gideriz. Başka tarlaya. Gidelim. Eve gelmiştik. Şimdi tekrar tarlaya gidiyoruz. Tarladan dinamoları çalıştıracağız. Kuyuları basacağız. Diğer iki tane hattı da çalıştıracağız. Yani toplamda 3 tane hat çalışacak. 1 numaralı kuyuya geldim. Bunu kapatacağım şimdi. Buradaki hattı durduracağım. Bu bizim elektrikler 3 kuyu birbirine bağlı. 3. kuyuya elektrik gelmiyordu. Hepsi birbirine bağlantılı 3 tane kuyu var. 3'ü de birbirine bağlı. Şimdi ben 1.'yi kapatacağım. 3.'yü yapmak için elektrikçi gelecek. Muhammed abi! Bunu durduracağım da 3 numara elektrikçi gelecek. Geldi. Geldi mi? Tamam. Şimdi ben bunu bir durdurayım. Durdurdum. Allah. Su fışkırıyor. 2 numaralı kuyuyu basacağız şimdi. Elektrikçi de gelmiş bu sırada. O da 3 numarayı yapıyormuş. Şimdi önce 2 numarayı basacağız. Onun yol tabancası yokmuş sanırım. Bir de lastik yokmuş. Feyzalar sondaki tapaya gidecekler. İlk defa çalıştırdığımız için tapaların içlerinde, boruların içlerinde temizlenmesi lazım. O yüzden şimdi görev dağılımı yapacağız. Hep beraber hatları çalıştıracağız. Çalışacak hattın yol tabancasının kafası yoktu. Şimdi onu bir takayım. Bir de bunu da ekleyeyim buraya. Tabanca da boruya takılmamış. Tamam, bunu sıktım. Bunu da ekleyeyim buraya. Allah. Kamerayı kafama takmadım. Ayağımla hallettim. Şimdi bu tarladaki iki tane rögarın vanalarını açacağız. Yani bu hat çalışacak. Bu çalışacak. Bir de bu çalışacak. Üç kuyunun üçünü de çalıştıracağız. İlk vanaya geldim. Şimdi bunu açıyorum. Sonuna kadar. Oh, elimi sıkıştırdım ha. Tamam, bu açıldı. Şimdi bir tane de şurada bir rögar var. Çamura girdim Allah'ım, terliklerle. Onu da açacağız. Şimdi buraya da girmem lazım ama şuradan yaşam daha iyi kalsa bence. Şu taşa basarım. Nasıl fikir? Evet. Şöyle. Uy, çok hafifmiş bana. Çat diye gidecektim arkaya valla. Hop, arılara bak. Tamam. Resetledik. Şimdi bunu 6 saat yapacağım. Ay, arı korkutuyor ya. Tamam. Şöyle yaptığın zaman da kaydoluyor. Şimdi 1 dakika bekleyeceğim bunu. 5.59'a düşmesi için. Yani kaydolduğuna dair emin olmak adına 1 dakika daha bekliyorum. Her zaman saati ayarladığımda. Panonun içindeki arılara bakar mısınız ya? Hepsi buraya kaçmışlar. Şu karşıda da bir sürü var. Kimisi ölmüş, kimisi yaşıyor. Evet, saatte 5.59 yazısını gördüm. Şimdi kapatıyorum. Bu
Tabancayı taktım. Hat çalışacak. Boruların için temizlenmesi için de şu anda tapa açık. Su geldikten sonra tapayı takacağım. Feyza, Muhammed abi, Cavit abi falan onlar kontrol ederken ben de diğer iki kuyuları basacağım. Boruların içi ne kadar pislenmiş. Şuna bak. Boruların içinin temizlenmesini bekliyoruz. Su da daha tam gelmedi bak. Boruların içi temizlendi. Şimdi buradan çıkaracağım. Tek tapayı takması bayağı zor oluyor çünkü. Tek de takabilecek miyim bakalım. Çok basınçlı geliyor su. Ay. Bu iş tamam. Aşkım tabanca bir anda kalkacak bak. Bence çekil oradan. Islanma yani. Aa, bu ne gelip gitmiyor. Dur. Onu birazcık çamurdan kurtarayım çünkü gelmesi lazım. Ha. Şöyle dursun da düzeltirim. Şöyle yapalım bir bakalım. Kaç oradan, kaç, ıslanacaksın. Nereye kadar atıyor bir bakayım. Acık daha bu tarafa atması lazım. Buradan her iki tarafa da açılması lazım. İlk at çalıştı. Şimdi sıra diğerlerinde. Onlara gidip çalıştıracağız. Tabi bu sırada tıkalı falan varsa diye Muhammed abi, Cavit abi, Feyza, Melda hepsi hattın başındalar. Onları kontrol ederken biz de Özge ile 1 ve 3 numarayı basacağız. 3 numaraya gidiyoruz şimdi. Onu basacağız. Sonrasında da 1 numarayı basar tabancaları kontrol edelim. Evet, şimdi çalıştırıyorum. 00. Reset diyelim. 17,5 saatte kalmış. Yani en sonki mısır suyuna göre bunu 5 saate ayarlayacağım. Aa, çok gittik yukarı. Hop. 1 ve 0. Bunu da 1 dakika bekleyeceğim yine. 4.59 oldu. Şimdi hemen 1 numaraya gidiyorum. 1 numarayla 3 numaranın suyu yer altında karışıyor. Bir de öyle bir durum var. İkisi birleşiyorlar. Sadece 2 numara farklı. Yani bu çalışacak tarlalara göre değişiyor. Yer altında suyun birleşmesi ya da ayrılması. Hadi bakalım. 1 numaraya gidelim şimdi. Bunu da resetledim yine. 1,5 saat olmuş biz çalıştıralı ama dediğim gibi az önce de 1 ile 3 numaranın suyu birbirine karıştığı için, hani ortak olarak aktığı için ikisinin aynı saatte çalışması gerekiyor. O yüzden de bunu da 5'e tekrardan resetledim. Şimdi tabancaları kontrol edeceğiz ve işimiz bitiyor buradaki. Tabancaların hepsini kontrol ettik. Buradaki işimizi de bitirmiş olduk böylelikle. Eve gidiyoruz artık. Yolda giderken de dördümüz oyun oynayalım dedik. Şimdi oyunumuz şöyle. Bize bir harf seçeceğiz. Ondan sonrasında sorulan soruları o harfle cevaplayacağız. Özge abla sen sor. A. Dur. F. Oo. F çok zor. E yapalım mı? E yapalım. Hayır. Hayır. Ama tamam. F olsun. F ile de başlayalım. Tamam hadi F ile zor. F olsun. Adınız ne? Teyza. Fatma. Neredeki teyzeleriniz, babaanneleriniz koymuş? Fransa'daki. Fatma'daki. Fatma'daki babaannem koymuş. Aynı cevabı vermek yok. Ama ilk ben söyledim. Durun ben o zaman düşündüm. Onlar oraya nasıl gitmiş? Faytonla. Çok iyi. Fakir oldukları için o zaman yürüyerek gitmişler. Mesleğiniz ne? Hadi bunu geç. Mesleğiniz Fransa'da ne? Fransa'da öğretmenlik yapıyorum. Bak, Fransa'da.
biliyor musunuz? Ben buldum. Ben bilimleri okuluna gidiyorum. Ben bilimleri okuluna gidiyorum. Ya da fen fakültesi vardı. Tatile gittiğiniz yerde nerede kalıyorsunuz? Farklı farklı otellerde. Feriza. Elin geçti. Proyum. Aynen. Babamla dedem ekime gittiler. Hatta abimler de gitti. Onlar da tohum arabasını götürdüler. Şimdi biz de kızlar olarak tarlaya gidiyoruz yine. Abi palayı alacağım. Hayır Melda. Palayı mı unuttun? Tamam hadi al da gel. Kızlar olarak şimdi çay takımlarımızı aldık. Hep beraber onların yanına gidiyoruz. Bir çay demleriz. Tarlaya geldik. Hatta dedem, Muhammed abiler biz aynı zamanda geldik. Babam da rotile başlamış. Şimdi dedemle değişiyorlar. Siz? Sanki. Ben niye yokum orada? Ben neden yokum orada? Ya. Melda arada kayboldu. Gördük mü ya? Şimdi babam gelecek. O da dedemin rotil çektiği yerden ekmeye başlayacak. Bunları bak hiç toplamayacağız. Bunlar çöpe buğdaylar. Tamam. Sadece gübre çuvallarını toplayacağız. Hemen at şuradan kesi kesi verelim. Bir sonra açarsınız hadi. Bilerini açın. Tamam. Şimdi azıcık seri olsun diye ilk seferki. Hemen keselim. Bir dahakilerin ağızlarını açarsınız hadi. Zincirleri boşandırıyorum. Ha böyle mi duruyor? Hayır onlar aslında buna bağlı duruyor da. Es şunları, esin şunları. He? Alır alır şunlar dur. Dur dökeceğim. Bir essin dur. Cavit es ona Cavit büyük tamam. Olan es. Dur. Aldın istedim. Getir. Kayote'ye Feyza. Dur bir inelim madem. 5 kişi müzenin üstüne sığamadık. Oyun mu oynayacaksınız? Bıçak mı oynayacaksınız? Evet. Bıçak diyoruz çakmak diye koyayım size ya. Hadi bakalım ben de çayı demleyeyim. Siz de oyununuzu oynayın. Feyza'ya, ay Melda'ya.
Allah'ım ya Rabbim ya. Lük 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 lük. Çayı demledim. Şimdi altının da kaynamasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Kızlar da hala oyun oynuyor. Böyle, böyle. Bunda evet. Şöyle, böyle. Gübre çuvalından, gübre çuvalı ipinden oyun çıkardılar kendilerine. Hadi bakalım. Önceden çok oynuyorduk da bayağıdır oynamıyorduk. İyi oldu. Bu tarlamıza genesi çeşidi buğday ekiyoruz. Dekera 22-23 kilo kadar buğday attık. Güneşe karşı da bakamıyorum. Yanında da yine gübre olarak da DAP kullanıyoruz bu sene. DAP'ı da dekera 20 kilogram olacak kadar atıyoruz. Ben bugün Eskişehir'e döneceğim. Zaten okulumun açıldığından bahsetmiştim diye hatırlıyorum önceki videolarda ya da okulum olduğu için. Bugün işte birkaç saat sonra falan Eskişehir'e döneceğim. Şimdi de tarlaya geldim. Babamlara çay getirdim. Mibzer'in arkasına bindim. Yarı yolda ben tarlanın ortasına doğru yürümüştüm. Babamla birlikte dönüvereyim dedim başa, kızların yanına. Babam ekmeğe devam ediyor. Dedem de roti çekiyor. Biz de artık zaten az önce de söylemiştim. Eve gidiyoruz. Eskişehir'e döneceğiz çünkü. Bardakları aldım Muhammed abi. Kimi bıraktı diyeceğim. Ha? Aa, onu ben şey yaptıydım ya. Melda'nın eline veriver. Hadi bakalım sen mi kullanacaksın? Asfalta gelir. Unutmuşum. Çıt bekle. Tamam şimdi. Gaz ver azıcık. Azıcık gaz ver. Heh. Azıcık ablacığım azıcık. El freni hadi ben indirdim. Boşta. Pıt. Takamadım. Bir dakika bir ben bakabilir miyim? Tamam takılmış işte. Takılı mı şu an? Evet gazı birazcık fazla vermen lazım. Tarladayız çünkü. 20'den fazla mı yani? Tamam hadi dön. Yavaş yavaş gazı şeyini çek, debriyajı çek. Gülme gülme. Seni de göreceğiz. Hadi hadi. Tamam. Yavaş azıcık yavaş. Ralli yapma tarlada yavaş. Gülmeyin vallahi ben uçururum sizi. Güneş karşına geldi. Melda yürüyor. Abla çıktın. Yavaş yavaş dur. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Ben süremiyorum da sen sürüyorsun. Kız helal olsun. Ah, sen de sürersin aslında aşkım ya. Evet ama ben kimseye öğretmekle uğraşmıyorum. Semih öğreteceğim öğreteceğim diyor. Dur. Bana hiç öğretmiyor. Semih buradan sana buyurulur. Evet. Ben ne zaman öğrenirim? Senin daha 5 yılın. Sinyal ver. Sinyal var mı bunda? Var tabii var canım, ki. O kadar da değil. Yani. Ama ben ilk arabaya bindiğimde 3'le dönmüştüm asfalttan. Babam çok kızmıştı. Dedi ki niye hem sinyal vermiyorsun hem 3'le dönüyorsun falan. Eve geldik. Artık işlerimizi bitirdik. Bugün aslında çok fazla bir şey yapmadık. Bir sulama hatlarını hazırladık. Onları çalıştırdık. Sonrasında da babamla dedem işte tarlaya ekim yaptılar. Bugünkü işlerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.